Berna, gel Erol Bey'in odasını bir daha kontrol edelim. Allah Allah, o kargoda mı ben istemişim? Neredesin ya? Abi gel, sen? Gel, imzalayayım kardeşim şurada, gel. Tamam. Bak 5 dakika daha beklerim, ondan sonra beklemem ben. Takatim kalmadı oğlum, çok yoruldum ya. Tamam. Son dakika haberlerine göre havaalanındaki kişide MERS vakasına rastlandığı, karantinaya alınan kişilerin sağlık durumunun kritik olduğu bildirildi. Dünya Sağlık Örgütü ülkeler bazında alınması gereken tedbirlerin yer aldığı bir bildiri yayınladı. Sağlık Bakanlığı sosyal mesafe konusunda tüm vatandaşları uyarıyor. Ülkemizde henüz bir vaka görülmediğini belirten yetkililer, vatandaşların da dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulundular. Grip yüzünden hastaneye gidiyoruz ama inşallah bize de bulaşmaz oralarda bu MERS mi neyse. Dikkatli olalım. Değil mi? Ömer. Ömer. Hadi kalk. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Öyle bir içim geçmiş. Başka birini çağırayım diyeceğim de herkes kendi aleminde. Murat'ın haber var mı? Yok, o ailesinin yanına gitti. Şimdi 20 kişiye check-up yapmadan geri gelmez. Yoksa aforoz ederler vallahi aileden. Telefonla bağlananlar da olacaktı. Muhakkak. Hadi bakalım. İyi misin? Dinlenebilir misin biraz? İyiyim, iyiyim. Bir yüzümü yıkayayım, kendime gelirim. Sen Murat yok diye bu kadar yoruldun değil mi? Murat nerede kaldın ya? Ömer bütün gece nöbetteydi, yani İstanbul'a gidecek zamanı buldun. İyi, tamam. Sen beni mi korudun az önce? Ne var? Sen de beni korurdun. Ne oldu? Niye toplandınız buraya? Yoksa bir sorun mu var ha? Aa, olur mu öyle şey? Efendim Erol Beyciğim, ne sorunu? Ulu Çınar Hastanemiz her türlü sorunu kendi içinde bertaraf eden bir kurumdur. Efendim sizin başınızı öyle eften püften sorunlarla asla ağrıtmayız. Sade de gel. Geliyorum. Efendim yeni odanızda sizi ziyaret etmek ve herhangi bir isteğiniz var mı diye size sormak için geldim. Yok. Odaya girip çıkan biri olursa ona söylerim. Aa, olur mu böyle şey? Erol Beyciğim lütfen başka kimseye söylemeyiniz. Her türlü talebinizi karşılamak için ben bu İhsan Boz. Yine veremedim. Sen kimsin? Benim yeni doktorum musun yoksa? Ben mi? Hayır efendim, ben Hakan Hoca'nın asistanı değilim. Ben Gümüşok Merkez'den başhekim yardımcısı Bülent Kargı. Daha önce tanışmıştık efendim. Her karşıma çıkanın adını aklımda tutmaya kalksam. Yalçın Hoca'nın adını hatırlıyorsunuz ama sanırım. Hakan Hoca nerede? Burada benimle ilgilenecek kimse yok mu? Efendim merhabalar. Ben Leyla Erpek. Biz tanışamadık. Ben Hakan Hoca'nın ameliyatınızdaki birinci asistanıyım. Ve bugünden itibaren taburcu olana kadar sizinle ben ilgileneceğim. Ne? Sen mi? Ya bu hastanede doğru düz bir doktor yok mu? Bula bula bu çocuğu mu buldunuz bana? Saçmalığa bak. Erol Beyciğim lütfen. Hadi hepiniz çıkın gidin buradan. Tamam. Hakan Hoca'yı getir bana. Çıkın dışarı. Oksijeni mi tüketiyorsunuz? Çık. Erol benim, sakin olun lütfen. Lütfen sakin olun. Çıkın. Sakin olun. Sakin olun. Çıkın.
Hakan hocam. Hemen Erol Bey'i görmeniz gerekiyor. Bir sorunu var hocam. Nasıl bir sorunu var? Sağlığıyla ilgili mi? Yok hocam, doktoruyla ilgili bir sorun. Ya Hakan Hoca nerede? Onu görmek istiyorum. Çağırın onu bana. Çağıramam. Çünkü Hakan Hoca'nın sizin ameliyatınızla ilgili yapması gereken çok fazla şey var. Okumalar, konferanslar, bir sürü şey var. Yani sizin ameliyatınız sorunsuz ve başarılı geçsin diye elinden gelen her şeyi yapıyor. He. Şimdi size tekrar soruyorum. Sizce gerçekten Hakan Hoca buraya kan almaya gelmeli mi? Tamam, ben şimdi illa Hakan Hoca olsun demiyorum ama... Ya bu hastanede kelle felle bir doktor yok mu ya? Ben sizin ameliyatınızdaki birinci asistanım. Ha, ne mutlu sana. Ama ben sana güvenmiyorum. İşte o kadar. Yalçın Hoca'nın oğlu var. O gelsin. Ha, ben şimdi anladım. Siz ben kadın olduğum için istemiyorsunuz. Arzu Hanım'a güveniyorsunuz ama. Arzu Hanım'la ne alakası var ya? O işini çok iyi yapan biri olduğu için benim yanımda. İşte ben de öyleyim Erol Bey. Nasıl yani? Yani şöyle anlatayım ben size. Hakan Hoca beni bu konuda en deneyimli doktor olduğum için atadı. Tıpkı sizin Arzu Hanım'ı seçtiğiniz gibi. Bir de lütfen şöyle düşünün. Sırf siz erkeksiniz diye ben sizi tedavi etmekten rahatsız olsam hoşunuza gider mi? Madem sen de rahatsızsın bu durumdan, o zaman ısrar etme. Sen git, yerine başkası gelsin. Hayır, bu imkansız. Çünkü ben bir doktorum. Ve bir kadın doktor olarak erkek meslektaşlarımdan hiçbir eksiğim olduğunu düşünmüyorum. O yüzden lütfen şimdi bu saçma sapan ön yargılarımızı bir kenara koyalım. Ve tedaviyle ilgili herhangi bir sorunuz varsa ben size yardımcı olayım. Ha bir de eğer isterseniz rahatlamak için dünyada kalan son doktorun bir kadın olduğunu düşünebilirsiniz. Öksürüğünüz ne zaman başladı? Bak, insanlar yaşlanınca öksürürler. Ne zaman öksürmeye başladığımı bilmene hiç gerek yok. Anladım. Sevil, lütfen ateşine bakalım. Bir de kan örneği alalım. Tamam Leyla hocam. O zaman ben şimdilik gidiyorum. Tekrar görüşmek üzere. Ya ne laf anlamaz bir kadın bu ya. Ne bağırtıyorsun adamı Leyla Hoca? Bir şey demedim hocam. Sizin ne işiniz var burada? He? İhsan Bey, biz bu katta sterilizasyon yapılacak ve bu kata kimse girmeyecek demedik mi? Öyle dediniz hocam da şey etmek için ben... Tamam anladım. Herkes buradayken bir daha söylüyorum. Bu kata Erol Bey'in doktoru ve hemşiresi dışında kimse girmeyecek. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Hadi. Özellikle sen. Hadi. Testler ne durumda? Yani hocam yapıyoruz ama zorluk çıkarıyor. Nasıl? Beni istemiyor gibi. Çoluk çocuk dedi bana. Hmm, anladım. Şöyle geç. Şöyle geç. Şimdi benle gel. Erol Bey. Leyla Hoca da artık benim kadar doktorunuzdur. İtiraz istemiyorum. Onur. Ne o hayalet görmüş gibisin. Yok bir şey ya. Öyle birini gördüm senden. Sen iyi misin? Ha ben iyiyim, sen? İyiyim ya. İyiyim. İyi bakalım. Görüşürüz. İyi hadi görüşürüz. Hızlı. Yavaş yavaş Allah'ım ya Rabbim. Ana. Ayperi. İhsan Bey merhabalar, nasılsınız? Merhaba ya, iyiyim de asıl sen nasılsın? Hiç haber etmeden çektin gittin, vedalaşmadım. Aklımız sende kaldı ya, aşk olsun ya. Doğru söylüyorsunuz, kusura bakmayın lütfen. Hangi rüzgar attı tekrar seni buraya? Yani bir rahatsızlığın falan yok değil mi? Yok. Ben bu sefer tedavi için geldim. Yani tabii eğer kabul ederlerse. Tedavi mi? Ya çok geçmiş olsun. Yok öyle değil. Aslında ben anlatacağım her şeyi ama önce müsaitlerse bir Turgut Hoca'nın yanına kadar çıkabilir miyiz? Tamam. Tabii. Gel buyur gel. Neredesin? Bizi dışarı attığın için hastane önünde oturdum, bekliyorum. İyi. Erol Bey'in yanına gidebilirsin, izin çıktı. Ne için? Ne demek ne için? Daha bir saniye önce seni kapının önüne koydum diye bana bir araba laf ettin, şimdi niye diye soruyorsun. Seni tanıyorum diyelim. Evet, beni tanıyorsun. Erol Bey asistanıma testler konusunda sorun çıkarıyor. Tamam.
Tabii ki seve seve yardımcı olur. Allah Allah, hemen de havaya gir. O yardımı kendim için istemiyorum, asistanım için istiyorum. Hadi. Bu kadar acil olan neydi acaba? Ayperi? Merhabalar Mine Hanım. Neredesin sen? Neredesin? Çok merak ettik seni. İyiyim. Otur. Mine de geldiğine göre söyle bakalım Alperi. Şey... Ben sizden iş istiyorum. İş mi? Evet. Doktor olarak çalışmak için. Ben okulu bitirdikten sonra size şöyle vereyim. Biz buraya gelmek zorunda kaldık. Uzmanlığımı aldım ama bazı sebeplerden dolayı uzman olarak pek çalışamadım. Ayperi, peki ilk geldiğinde neden o haldeydin? Ben çalışabilmek için denklik belgesine başvurmuştum. Sonucu beklerken de kaldığım yerde bir problem oluştu. Bir süre evsiz kaldım. Tabii o zaman da ne yapacağımı bilemedim. Banklarda yattım. Yani tanıdığım bir yakınım olmadığı için. Ama artık denklik belgemi aldım. Yani çalışmamda bir sorun kalmadı. O da belgelerin içinde. Keşke geldiğinde bize bunları anlatsaydın. İşe ihtiyacın olduğunu söyleseydin bize, yanımızda dururdun. Biz sana destek olurduk. Siz bana zaten destek oldunuz. Buradayken her şeye rağmen insanların hayatını kurtarmak için savaşıyor olmanız beni çok yüreklendirdi. Vay arkadaş. Peki alanın ne? Kadın hastalıkları ve doğum. Güzel. Ama şimdi biliyorsun bizim acil ve cerrahi dışında pek çalışan bir birimimiz yok. Yani biz niye büyümeyelim hocam? Niye büyümeyelim? Yani öteki hastanelerden bizim eksiğimiz ne hocam? Bizim adımız ne hocam? Ulu Çınar Hastanesi. Çınar dediğin nasıl olur hocam? Büyük ve ulu olur hocam. Evet. Ulu Çınar değil mi? Bu kadar biz benzetme yeter İhsan Bey. Çok güzel gidiyordun beni hemşire. Vallahi kafi. Tamam, o zaman biz bunları bir inceleyelim, bir müzakere edelim. Ona göre sana cevabımızı söyleriz, olur mu? Tabii. Ben bu işi aslında gerçekten istiyorum. Yani eğer bana bu işi verirseniz hiç yanılmayacaksınız. Söz veriyorum, sizi hiç küçük duruma düşürmeyeceğim demek istedim. Kolay gelsin. Ben çıkayım. Hadi kızım, hadi kızım. Bence olabilir. Efendim? Ömer Hoca. Başında kesi yarası olan bir çocuk hastamız var. Tamam, geliyorum. Geliyorum. Vay be. Demek kadın doğum uzmanı ha? Evet. Yani eğer iş başvurumu kabul edilirse burada sizinle çalışacağız. Vallahi arkadaşlar ben sizinle çalışmayı o kadar çok istiyorum ki. Yani biz de isteriz hocam tabii ama siz gidince gözlerimiz aradı sizi. Değil mi Onur Hemşire? Evet evet tabii biz de isteriz. Ay inşallah kabul ederler Ayperi. Ay inşallah. Pardon Ayperi hocam. İstediğin gibi seslenebilirsin. Yani eğer iş başvurum kabul edilirse burada inkıdamsı olacağım değil mi? Sorun yok. Çok da mütevazisiniz. Hadi bakalım herkes işinin başına. Onur şu içeride hasta var ona bir baksana ilgilen. Tamam şef. Berner'cim sen de çocuğu yalnız bırakma. Tamam şef. Oldu o zaman. Ben sizi daha fazla meşgul etmeyeyim. Kolay gelsin. Sen beni meşgul etmiyorsun. Gel bakayım buraya. Bir daha gözümün önünden ayrılmıyorsun. Burada bekleyeceksin sonucu gözümün önünde. Şey, ya bugün haber gelmezse? Haber gelmezse akşam da benimle birlikte kalıyorsun. Tamam mı? Teşekkür ederim.
Teşekkür etme. Al bunları dolaba koy. Hadi bakayım. Tamam. Hakan Hoca'dan izin aldım, merak etmeyin. Erol Beyciğim, öksürüğünüz ne zaman böyle ciddileşti? Birkaç gündür sıklaştı diye biliyorum. Balgam var mı? Sanırım var. Rengini kontrol ettiniz mi? Hayır, etmedik hocam. Tamam, bir ara bakın. Tamam. Ya, ne yapıyorsun be? Okuyordum. Bana bak, böyle kafana göre davranmazsa, tamam mı? Erol Bey, ben şu anda bir hastamı tedavi ediyorum. İşim bittiğinde siz okumunuza devam edebilirsiniz. Şimdi lütfen biraz doğrudan sırtınıza bakacağım. Hayır, Hakan Hoca gelsin yapsın. Erol Bey, lütfen. Erol Bey, sanırım bu ameliyatı olmayı çok istiyorsunuz, öyle değil mi? Doktorunuza yardımcı olmak işleri hızlandıracaktır diye düşünüyorum. Yanılıyor muyum? Erol Bey, bakmamız gerekiyor. Ciddi bir şey olabilir. Lütfen. Yavaş. Tamam, derin bir nefes alın. Verin. Bir kez daha. Verin. Son bir kez. Tamam. Oksijen desteğine başlayalım Sevim. Tamam hocam. Bir anda kayboldun. Ben denklik belgemi almak için uğraşıyordum. Keşke bize de söyleseydin. Çok merak ettim. Yani merak ettim. Hepimiz merak ettik. Teker teker merak ettik seni. Neden döndün peki? Yani denkliğini aldıktan sonra herhangi bir hastanede de çalışabilirdin, öyle değil mi? Beni bağlayan şeyler var. Nasıl oldu bu? Farktaki kaydıraktan düşmüş. Kafa üstü mü düştün? Galiba, emin değilim. Düşerken görmedim. Annem baban nerede peki? Siz neyse oluyorsunuz? Ablasıyım ben. Annem işten çıktı. Gelir. Anladım, bir bakayım. Hayır. Ama bir yarana bakmam lazım tedavi etmem için. Hayır. Bak sen çok akıllı bir çocuksun. Belli ki çok da ustusun. Şimdi yaranı tedavi etmeme izin ver, yoksa mikrop kapar. Kim ister acaba bu şekeri? Şekerleri sevmez misin yoksa? İki tane severim. İki tane severmiş. Sıkı pazarlıkçısı. Ben de severim pazarlık yapmayı. Sürpriz. Eğer abinin seni tedavi etmesine izin verirsen bu şekerler de senin olacak. Anlaştık mı? Anlaştık. Al bakalım o zaman. Neymiş lan? Çocuklarla aranız iyi herhalde. Severim çocukları. Evet. Demek ki olay şekerdeymiş ha. Birazcık canın yanacak ama hemen geçecek, tamam mı? Ben hemşire dikiş attıktan sonra bir beyin tomografisi alırız. Tamam hocam. Ebru! Ebru dayan! Ebru sakın ölme Ebru! Yavaş. İlk yatağa. Ebru. Yanaştırın buraya, başlarım haberi gelsin çabuk. Ebru ne olur. Ölme Ebru. Nesi var? Yanaştır. Kaplar yüzüne koyulmuş. 500'lük zütenik kullandık sadece. 3, 2, 1. Ebru. Sedye alınsın. Ebru dayan Ebru. Lütfen Ebru. Beyefendi lütfen izin verin. Nesi var? Oğlum ateşi çok yüksek. Tamam, böyle getirin, yatıralım buraya. Gel bakalım delikanlı. Ah.
Berna, bir damar yolu getirir misin acil? Tamam. Pardon, hemşire hanım. Buyurun. Benim vitamin iğnem ve acelem var. Yardımcı olur musunuz? Tabii, siz şöyle geçin. İlgileneceğim ben sizinle. Nerede kaldı hamile önceliği? Hanımefendi, burası acil. Siz de sağlıklı bir hamilelik geçiriyorsunuz görünen o ki. Şöyle oturun, uzanın, dinlenin. Ben de doktora haber vereyim, olur mu? Olur. Buyurun. Gel kızım. Onur. Şefim. Berk Hoca'yı ara. Buyurun siz de. Sen bu kafayla devam edersen Hakan Hoca seni daha çok gerilere iter. Yani Allah aşkına, yani Leyla Hoca'yı seçmesinin bir mantığı var mı ya? Erol Bey'in hastanenin sahibi olmasını geçtim. Ama hasta hakkı diye bir şey var. Bu pek ona girmiyor aslında. Ya neyse ne. Sana yapılan haksızlığı görmezden gelip onları haklı görmemelisin. Çünkü belli ki onlar öyle görmüyor. Nasıl yani? Erçim, Hakan Hoca babandan dolayı sana cephe alıyor. Hala anlamadın mı? Sen istediğin kadar onlara yakınlaşmaya çalış. Onlar seni asla aralarına almayacak. Bu bir gerçek. Ebru, canım iyi misin? Hadi uyan. Özür dilerim Ebru. Affedersiniz. Evet. Hanımefendi hangi ilacı aldı? Bir kutusu falan var mı yanınızda? Ha, evet, evet. Cebime atmıştım. Buyurun. Bir avuç kullanmış. Öyle söyledi. Siz nesi oluyorsunuz? Nişanlısıyım. Bu sabah biraz gerginlik yaşadık. Gelinlik yüzünden. Son lafı etmeyecektim. Anladım. Biz nişanlımızı tedavi edeceğiz. Siz şöyle dışarıda bekleyin. Merak etmeyin. İyi olacak. Hiç merak etmeyin. Ebru! Hanımefendi, kalkabilirsiniz. Hanımefendi, kalkabilirsiniz. Nişanlınız gitti. Şimdi bana karşı dürüst olun ki sizi doğruca tedavi edebileyim. Kaç tane hap aldınız? Mert'e söylemeyeceğinize söz verir misiniz? Söz. İki. İki. Karnım ağrıdığı için iki tane aldım. Peki neden yalan söylediniz nişanlınıza? Bu düğünü bir kere yapacağım ben çünkü. Ayrıca yalan da söylemedim. Gerçekten karnım ağrıyor. Anladım. Ama yine de yalan söylemeniz doğru bir şey değil. Biliyorsunuz değil mi? Özür dilerim. Tamam, ben şimdi size bir serum vereceğim. Güzelce dinlenin, sonra eve gidersiniz. Tamam mı? Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. O iyi mi? Ölmüyor değil mi? Ölmeyecek, merak etmeyin. Hayatı tehlikesi yok. Bir serum vereceğiz. Önce güzelce bir dinlenecek, sonra eve gidebilir. Çok şükür. Çok şükür. Ebru. Ebru'm. Gerçekten üzgünüm. İstediğin gelini alalım sana, tamam mı? Canım benim. Sen nasıl istersen öyle yapalım. Onur, hanımefendiye ponto bir şey yapalım. Bir de 1212. Tamamdır hocam. Bu arada acile yüksek ateşi olan bir tane hasta geldi. Ailenin tamamı fena gibi, bilginiz olsun. Tamam, ilgileniyorum ben. Geçmiş olsun. Şikayetiniz nedir? Öksürüğü dün geceden beri çok arttı. Affedersiniz. İlaç verdik ama fayda sağlamadı. Anladım. Siz de çok farklı sayılmazsınız. Bir ciğerlerini dinleyeceğim. Gel bakalım. Küçük adam. Derin nefes al. Ciğer sesleri pek iyi değil. Bir akciğer filmi isterim. Basit bir soğuk algınlığı değil mi? Hayır, değil. Belli ki sizinki de değil. Siz de bir muayene edeyim. Buyurun oturun şöyle. Tabii. Derin nefes alın. Yakın zamanda aileden yurt dışına çıkan oldu mu? Hayır. Yalnız ben. İş için 2 aylığına.
Hangi ülke? Umman. Komşu ülkeleri de ziyaretlerim oldu ama. Ne zaman döndünüz? Yaklaşık bir hafta kadar önce. Hemşire bir bakar mısınız? Ben geliyorum hemen. Tamam. Bu ailede Mers'ten şüpheleniyorum. Onur. Efendim. Berna. Gelin. Ayperi sen de gel. Yorum yapmadan dinle. Biraz önce ilgilendiğimiz aile Mers şüphelisi. Aileyi acilen izole etmemiz lazım. Hibrit değil mi? Başka çaremiz yok. Hibrit'in girişini çıkışını koruyucu filmle kapatalım. Aileyi izole etmek çok önemli. Ne kadar hızlı davranırsak o kadar iyi atlatırız. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı şefim. Şimdi dağılıyorsunuz. Hadi bakayım. Mine Hanım, Turgut Hoca'ya da haber verelim isterseniz. Kapatma kararını onaylayalım, bir öğrenelim. Tamam. Abla, çok acıktım. Ne olur eve gidelim. Birazdan annem gelecek ablacığım. Biraz daha bekleyelim, tamam mı? Tamam abla. Hemşire, siz hemşire mi? Doktor. Allah aşkına yardım edin. Ben çok kötüyüm. Ben hiç iyi değilim. Bakın bana ne oldu? Çok fena kan kaydı benim. Böyle bir şey olabilir mi? Allah aşkına şuna bak ya. Beyefendi, ben sizi içeriye alamam. Üzgünüm. Şu an hiç müsait değiliz. Burada bekleyeyim. Alamam. Burada bekleyeyim, beni alın sonra. Alamam. Ben fenalaşırım. Ben burada ölürüm. Alamam. Şu anda hiç uygun bir zaman değil. Kusura bakmayın. Yaşarım burada. Tamam, ben şurada bekle. Hayır. Doktor, burada beklerim. Bak, burada bekle. Şurada bekle. Beyefendi, olmaz. Bakın, hiç boş yatağım. Şurada bak, şurada var. Şurada bekle. Şurada bekle. Çok kötüyüm ben. Ya. Fenalaşıyorum ben. Bayılırım, ölürüm burada. Çok kötü olurum. Bayılırım, fenalaşırım. Bakın. Tamam, siz nesiniz? İyiyiz. Yani bilmiyorum Hakan. Fena değiliz işte. Tamam. Hiç merak etme sen. Mutlaka kontrol altına alacağız, tamam mı? Doktor hayırdır? Neredesin sen? O telefonlara niye bakılmıyor? Yahu telefonumu ben de arıyorum sabahtan beri. Aşağıda galiba. Bulamadım. Bir an evvel bul o zaman. Mine hoparlörde. Mine. Umman'dan gelen bir hastanın ailesinde yüksek ateş ve öksürük var. Biz Mers virüsünden şüpheleniyoruz. Ömer Hoca ne yapalım diye soruyor. Acilde kaç kişi var şu anda? Yaklaşık 10 hastamız var. Mers olduğuna emin miyiz peki? Ya emin değiliz ama aşağıda bir sürü hasta var. Hiçbirini riske atamayız. Bence direkt kapatalım. Tamam, o zaman bu koşullar altında karantinadasınız. Aileyi hemen koruma altına alalım. İzole edelim. Bundan sonra yanına girip çıkacak herkes maske taksın. Ben de halk sağlığı merkezine haber vereceğim. Tamam, prosedürü uyguluyoruz. Tamam, beni bekleyin, ben de geliyorum şimdi. Nereye geliyorsun? Yahu içeri mi gireceksin? Hakan! Saçmalama Allah aşkına. Bence de Hakan, saçmalama. Senin dışarıda kalman lazım. Yahu tamam ama bak şimdi. Birilerinin dışarıda olması gerekiyor. Eğer gerçekten Mers virüsü varsa birilerinin bize yardım etmesi gerekiyor Hakan. Yahu doğru söylüyor. Tamam, peki. Tamam. Çabuk olalım Turgut. Tamam, sen merak etme. Ben gerekli prosedürleri hallediyorum. Şimdi ben diyorum ki sevkiye uygun hastaları bir kere hastaneden gönderelim. Burayı bir rahatlatalım. Onun dışında da daha önce pandemi için tahsis edilen hastanelerle iletişime geçelim. Tamam, doğru söylüyorsun.
Evet, şimdi buna neyin sebep olduğunu anlamak için ilk önce sonuçlara bakmamız gerekiyor. Ama ben yine de ampirik antibiyotik tedavisine başladım. Eğer tedavi işe yararsa kısa zamanda kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz. Eğer yaramazsa da test sonuçlarına bakıp antibiyotikleri değiştireceğiz. Tamam, anladım. Çalışıyor. Hem de benim için çalışıyor ama ya bu kadar meşgul mü gerçekten? Kim? Hakan Hoca. Ama Erol Bey, konuştuk bunları. Ben size anlattım. Hakan Hoca sizin ameliyatınız için hazırlanıyor şu anda. Gerçekten çok meşgul. Dilde pabuç gibi. Doktor olacağına avukat olmalıymışsın. Her lafa da bir cevabı var maşallah. Yani aslında normalde bu kadar da hazır cevap değilimdir. Daha içe dönük biriyim ben. Ama siz böyle aksi ihtiyar gibi davranınca... Ne dedin? Erol Bey dedim. Erol Bey demek istedim. Erol Bey. Alem kıza. Leyla hocam, test sonuçları. İşte bu kötü oldu. Hocam. Hah, Berk. Ne oldu, bir sorun mu var? Acilde MERS şüphesi olan bir hasta varmış. Kesin mi? Yani şimdilik kesin değil ama biz yine de gerekli önlemleri aldık. İyi, madem dışarıda kaldın gel bakalım, sen de bana yardımcı ol. Yatağı hemen dezenfekte edin de adamı oraya alalım. Ama yavaş yavaş. Tamam. Ama siz yavaş. Sakin olun, ben tamam. Bir bakayım önce. Bir dakika. Tamam. Kas kaldı. Sakin olun, bitmek üzere. Tamam, şimdi bantlayacağım. Hoca da bunu çok acıdı ya. Tamam, şimdi şunu bantınızı da yapacağım ve bitecek. Tamam, ama yavaş olun. Yavaş tamam. Yavaş. Bitmek çok, üzere. Çok acıdı bu. Tamam. Bu çok acıdı, yapma. Tamam, bitti. Geçmiş olsun. Bitti mi? Evet, evet, bitti. Aa, çok teşekkür ederim. Elinize sağlık. Rica ederim. Çok güzel oldu. Sağ olun, kolay gelsin. Beyefendi, bir dakika. Beyefendi. Sizi hemen taburcu edemeyeceğiz maalesef. Buyurun. Arkadaşlar, yatak temizlendi mi? Evet. Siz şöyle alalım, dinlenin biraz. Neden? Bir şey mi buldunuz bende? Bir şey mi çıktı? Ben anlamıştım. Kesin bende bir şey bulundu. Yok yok, sizde bir şey bulmadım. Kalbimde mi? Hayır yok. Kalbim mi delindi benim? Ne oldu? Ne buldunuz? Lütfen ne olur söyleyin. Beyefendi, gerçekten sizde hiçbir şey yok. Bizim sistemimizde arıza var. Arıza olduğu için sizi birazcık dinlendirmemiz gerekiyor. Emin misiniz? Ben ama hiç iyi hissetmiyorum. Buyurun. Kalbim hep benim şey oldu. Bak, bir şey oldu. Bir şey çıktı geçin bende. Böyle. Bir şey oldu. Hayır, iyisiniz. Bir nasıl bir şey yok? Ben hiç iyi hissetmiyorum. Ama oturun. Hiç iyi değilim. Oturun bakalım böyle. Doktor, ben çok kötüyüm. Ben olur mu çıktı bende? Hiçbir sıkıntı yok. Kolunuzu sıyırır mısınız? Ciğerim mi sorun? Hayır, bir tansiyonunuza bakacağım ben şimdi. Bana yardımcı olun. Kolunuzu açın. Hiçbir sıkıntı yok. Hiç böyle değildim. Niye böyle? Hiçbir şey yok, merak etmeyin. Hocam, Erol Bey'in sonuçları. Zatürresi mi var? Akciğer sesleri düşük, ateşte 38.7 derece. Balgam yayması ve kan kültürü testi istiyoruz. Toplum kaynaklı zatürre prostürünü takip et. Tramadol ver ve azitromisin ver. Tamam hocam. Her şey üst üste. Her şey üst üste. Hocam, üst üste derken? Ya işte MERS. MERS. Acili kapattık bu yüzden. MERS mi? Nasıl bir dakika? Bütün acili mi? Sana ne Leyla? Senin işin Erol Bey'in yanında olmak. Onun bulunduğu kattan ayrılmamak. Adamın zayıf bir kalbi var. Zatürresi var. Bir de üstüne MERS. Sonu olur değil mi? Anladın mı? Tamam hocam. Tamam mı? Anladın mı gerçekten? Sürekli gözlerinde başka bir yere bakıyorsun. Bana odaklanmıyorsun. O yüzden inanayım mı yani sana? Tamam. Arkadaşlar, bildiğiniz gibi MERS şüphesi olan hastalarımız var. Turgut Hoca ile konuştum. Ömer Hoca'nın önerisiyle acili kapatmış bulunmaktayız.
Evet, Alper'i sen de burada bizimle kalmak zorundasın. Çalışmak zorunda değilsin. Ama buradan çıkamazsın biliyorsun. Yani hocam olağanüstü bir hal var. Böyle bir durumda size yardım ediyor olmanın kimsenin sorun edeceğini sanmıyorum. Peki biz ne yapacağız? Yani içeride çocuklar var. En başta panik yapmayacağız. Burada kimsesiz veya yalnız değiliz. Halk sağlığına haber verildi. En yakın zamanda gelecekler. Önemli olan şu an buradaki sakin havayı koruyabilmek ve buna kendimizden başlayacağız. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı Berna Hemşire? Anlaşıldı şefim. Şu andan itibaren dışarıya kimse çıkmıyor. Hastalara sezdirmeden durumu idare ediyoruz. Biraz daha burada kalmaları için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Anlaşıldı mı? Birkaç saat. Dayan. Size güveniyorum. Ayperi, Berna. Berna ne olur sakin ol. Tamam mı? Sakin. Tamam şefim. Sakin. Ayperi, Onur. Yetkisi olan tek doktorumuz var şu anda. Ve çok yorgun. Lütfen yardım edin. Tamam şefim. Tabii ki. Hadi bakalım. Efendim Bülent. Yalçın hocam felaket. Nedir? Mers. Ne Mers'e? Acilde şey varmış. Mers şüpheli bir aile varmış. İzole edilmişler hocam. Acil içindekilerle beraber karantinaya alındı. Erol Bey. Odasında. Ama başka bir hastaneye sevk edilir diye düşünüyorum. Bu Uluçınar'da da olaylar hiç bitmiyor. Hakan'ı bir hastaneye hayatından çıkaracak olsam sıkıntıdan patlayacağım diye korkuyorum. Takipte kalın. Tamam Yalçın hocam. Ne diyor hocam? Buraya geliyor. Buraya mı? Allah Allah. Uluçınar'a. Evet. Çok meşgul doktorumuz geldi nihayet. Erol Bey, şimdi şöyle, hastanemizde bir sorun var ve büyük bir sorun. Nedir? Az önce acile giriş yapan 3 kişilik bir aile Mers şüphesiyle izole edildi. Mers bildiğim kadarıyla çok tehlikeli değil mi? Evet, maalesef ölüm oranı yüksek bir hastalık. Ama hiç merak etmeyin, her şeyi kontrol altında tutmaya çalışıyoruz ve bu yüzden çok sıkı çalışıyoruz. Öncelikli olarak acili tamamen kapattık ve izole ettik. Onun dışında şu anda hastanede boşaltılıyor ve sizin katınızda da elbette bütün giriş çıkışlar koruma altına alındı ve kapatıldı. Peki anladım da şimdi emin olmak için ne kadar zamana ihtiyacın var? Bizim numuneleri vermemiz ve sonuçları almamız herhalde bir 3-4 saatimizi alır. Bize ne tavsiye edersin? Aslında sizi başka bir hastaneye sevk edebilirim ve bunu... Aslında ben burada sonuçları bekleyeceğim. 3-4 saat demiştin değil mi? Evet, 3-4 saat. Arzu Hanım, 3-4 saat burada bekliyoruz. Peki. Erol Bey. Hiç korkmuyor musunuz? Bak doktor, eğer ben bu hastaneden çıkarsam bu ameliyat bir daha olmaz. Ben de gelecek seneyi görmem. Biliyorsun ben zengin bir adamım. Bu servetin peşinde koşan o kadar çok insan var ki. Bir tek sen bana sadece hasta olarak yaklaştın. Tamam, öncelikle bunları söylemeniz benim elbette gururumu okşadı ama şunu söylememde fayda var. Bu Mers denilen illet benim gibi bir genel cerrahın baş edebileceği bir şey değil ve ölüm oranında... Eğer ölecek olsaydım 15 yıl önce ölürdüm. 15 yıl önce derken? Neyse, uzun hikaye. Bu hengame geçsin sana anlatırım. Sen şimdi kafanı takma, her şey olacağına varır. Git hadi. Belli ki sana ihtiyaçları var. Hakikaten öyle. O zaman ben gideyim ve... Leyla hocama emanetsiniz Erol Bey.
Berk hocam, merhaba. Merhaba. Burada her şey yolunda mı diye bir bakayım. Hem gelmişken sana da bir uğrayayım istedim aslında. Aşağısı çok karışık. Burada en azından bir dinginlik var. Buranın aşağıdan çok farklı olduğu söylenemez. Neden? Bir sorun mu var? Evet, maalesef. Erol Bey'in zatüresi var. Zatüre. Emin misin? Emin olmasam size söyler miyim? Bakayım. Leyla Hoca dedi. Yanlış anlamayın. Ben ameliyata gireceksiniz diye paylaşıyorum. Ya yanlış anlar mıyım hiç? Olur mu öyle şey? Ne oldu, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Bu kat çok havasız, hep havasızlıktan oldu. Yani dışarı çıkıp da bir hava alamadım. O yüzden öyle oldu yani. Dikkat et ama kendine. İyiyim, iyiyim. Gıcık yaptı. Ben bir su içeyim. Su bulayım ben. Tamam. Ben de birileri yokluğumu anlamadan gideyim. Kolay gelsin. Sağ ol. Ömer. Ömer. Kapıdan uzak dur. Senin burada durmaman lazım. Biliyorum. Ama seni görmek istedim. Tamam, gördün. İyiyim ben. Hadi yukarı çık. Ömer, ben dışarıdayım. Şu an tehlikede olan sensin. Evet. Evet ama iyiyim ben. Emin misin? Yüzün solgun görünüyor. Yok, iyiyim. İyiyim, sadece biraz yorgunum. Ömer, orada benim olmam gerekiyordu. Murat gelmediği için acilde ben olacaktım. Senin hiçbir suçun yok. Benim burada olmam daha doğru. Hadi çık yukarı. Lütfen. Ömer hocam. Gitmem gerek. Hadi çık yukarı. Ömer. Ömer. Buradan çıkınca bir kahve ısmarlarsın bana, olur mu? Olur. Söz. Ömer hocam, içeri bakabilir misiniz? Geliyorum. Thank you.
Ne durumdayız? Bir değişiklik yok Yalçın hocam. Acil servis içindeki hastalarla birlikte karantinada. Erol Bey şimdilik hastaneden ayrılmak istememiş. Ama daha da önemlisi Erol Bey'in zatürre olma ihtimali var. Başka? Şimdilik bildiklerimiz bu kadar. Arzu? Çok şükür karantinada değil. Şükür. Sen burada bekle. Erol Bey. Duyar duymaz geldim. İçeri girişler yasaklandı ama sizin için çok endişelendim. İyiyim, iyiyim. Ben senin niye geldiğini biliyorum. Sen söylemeden ben sana söyleyeyim. Durum kesinleşene kadar buradayım. Kesinleşene kadar ne demek? Şu anda sizin için her saniye önemli. Burada kalmanız büyük bir risk. Tüm risklerin farkındayım ama buradayım. Bu ekibin böylesine bir salgınla mücadele edebilecek kapasitesi yok. Bütün mesele Hakan Hoca değil mi? Ya senin de derdin, tasan o zaten. Mesele bundan çok daha önemli Erol Bey. Zatürre başlangıcı teşhisi konuldu. Hastanede MERS şüphesi var. Eğer kalmakta ısrar ediyorsanız ben de sizden bir vekalet istemek zorundayım. Herhangi bir kaos çıkma ihtimaline karşı işlerin yürütülebilmesi adına bu gerekli. Merak etmeyin Yalçın Bey. Holdingin ve vakfın genel geçer işleri için benim vekaletim var. O zaman sorun yok değil mi? Yok. Peki. Madem tedaviye burada devam etmekte ısrar ediyorsunuz. Yine de herhangi bir risk görürsem sizi de dinlemem, buradan çıkarırım biliyorsunuz. Bilirim, bilirim. İyi dinlenmeye bakın o halde. Tamam, bu kat halloldu değil mi? Boşaltıldı, boşaltıldı Turgut Hocam. Yalnız ben sana söyleyeyim. Ya bizim halimiz hiç hal değil hocam. Ne varmış halimizde İhsan? Hocam, bir yatak bir insan, iki yatak iki insan. Bir kısmı da zaten ödeme yapmadı. Yani çok fena içerideyiz. Ben buna takılmadan yapamıyorum hocam. Yahu İhsan, biz salgın diyoruz, sen hala para diyorsun. Ya iyi de ben bir şeye konsantre olamıyorum ki. Yani bir yandan üzülüyorum, ay huyum böyle, ne yapayım? Tamam, cana geleceğine mala gelsin diye bir laf var, biliyorsun değil mi? Biliyorum, biliyorum ama ben o lafı hiç sevmem hocam. Allah Allah. Hiç sevmem. Mal canın yongasıdır lafını daha çok severim. Turgut Hocam. Turgut Hocam, misafiriniz geliyormuş. Tamam Bektaş, kim? Yalçın Hoca, niye geliyormuş bilmiyorum ama. Yalçın Hoca. Anlaşıldı. Haydi kolay gelsin Turgut Hocam. Kolay gelsin. Orada işler nasıl? İyi. Şimdilik. Virüs şüphesi olan hastaları hibrit ameliyathaneye aldık. Odayı da plastikle kapattık. Hastalar ne durumda? Hastalar da iyi. Yani ben kimseye şimdi bir şey söylemedim. Panik yapıp bir haygaraya verirler diye. O yüzden kimseye bir şey söylemedim. Yani bence söylemen lazım. Ve MERS şüphesi olanlardan da kan ve sıvı sürüntüsü örneği alman lazım. Tamam. Siz arka tarafa bırakın, biz oradan alırız. Haberin olsun, kesin teşhis konulana kadar acil kapalı kalacak. Anlıyorum. Bu arada Halk Sağlığı Merkezi'nden de ekip geliyor. En kısa sürede burada olacaklar. Hiç şüpheniz olmasın, endişelenmeyin, tamam mı? Biz endişe etmiyoruz, şüphemiz yok. Siz de merak etmeyin, biz elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Tamam. Dikkat et, olur mu? Tamam. Sen peki...
Bundan sonra hibrit ameliyathaneden ben ve Onur hemşire sorumlu olacak. Hayır. Olmaz. Olmaz. Benim sorumluluğu almam daha doğru. Onur'la ben gireceğiz. Senin için uygun mu? Tabii ki uygun hocam. Şefim hiç merak etmeyin. Benim bağışıklık sistemim yeterince kuvvetlidir. Hayır Onur, bunu benim yapmam lazım. Mine hemşire, şu an burada size daha çok ihtiyaç var. Ben içeri girdiğimde buradan siz sorumlu olacaksınız. Hadi girelim. Ne oluyor? Tehlike altında mıyız? MERS virüsünü duydunuz mu? Biz de MERS olduğunu söylüyorsunuz? MERS'in semptomları soğuk algınlığına çok benzer. Ayırt etmek zordur. Eşiniz yakın zamanda etkilenen ülkeye seyahat ettiği için bundan şüphelenmekte son derece haklıyız. Aman Allah'ım, ölecek miyiz? Hayır. MERS hastalarının hepsi ölmez. Ayrıca elimizde netleşmiş bir tanı yok. Siz endişelenmeyin. Biz sadece önlem alıyoruz. Boğaz sürüntüsü ve kan örneği testi yapacağız. Onur hemşire, hemen sürüntü testini yapalım. Biyokimya, hemogram ve AKG analizi yapacağız. Tamam hocam. Oturun hele. Beyefendiyle başlayalım. Neden bana haber verilmiyor? Evet. Biri sana haber vermiş ki damladın buraya değil mi? Yine şaka yapıyoruz değil mi? Durumun ciddiyetinin farkında değilsin herhalde. La havle ve la kuvvete. Konuşuruz sonra. Hastanenin yönetimini ve denetimini devralıyorum. At koşturduğunuz yeter artık. At koşturmak ha? Burası Uluçınar. Gümüşok değil. Burada at koşturulmaz. Gümüşok'un da Uluçınar'ın da başkanı olduğumu hatırlatmak zorunda kalmaktan sıkıldım artık. Tamam beyler, biraz tansiyonu düşürelim. Ben de sürekli buraya gelip işlerimizin tamamına burnunu sokmandan çok sıkıldım. Ne yapacağız şimdi? Beyler, beyler. İkimiz de buraya bize yardım etmek için gelmediğini çok iyi biliyoruz. Kimseyi yeme. Yeme. Milleti yeme. Hemen bu hastanenin en donanımlı odasını tahsis edin bana. Buradan kontrol edeceğim her şeyi. Donanımlı oda mı? Burası olur. Yalçın Bey, burası benim odam. Artık değil. Ben halk sağlığından Nadir Topuz. Biz galiba yanlış yola saptık. Bu arkadaş seni atanmış. Trafik var. Köy yoluna girdiğince kayboldu. Ha, tamam tamam, sıkıntı yok. Şimdi siz su kanallarına geldiniz mi? Evet. Ha bak, o kanal boyunca devam ediyorsunuz. Hiç sapmadan, tamam mı? Dedeli tabelası var. Dedeli tabelası. Ha, oradan da sağa döndünüz. Oradan da dümdüz hiçbir yere sapmadan geldiğiniz zaman Uluçınar'dasınız. Tamam, anlaşıldı. En kısa zamanda ulaşmaya çalışacağız. Tamam tamam, zaten az kalmış. Az kalmış, ben de burada kapıda bekliyorum sizi. Tamam. Eyvallah, tamam. Ben Gümüşok Hastaneler Grubu Başkanı Yalçın Aygün. Uluçınar Hastanesi ile ilgili bir bilgilendirmede bulunmak istiyorum. Sorumlu birimimize şüpheli şahısların ve temaslı oldukları kişilerin karantinaya alındığına dair bilgi geçilmiş Yalçın Bey. Üzülerek burada hiçbir tedbirin alınmadığını söylemek zorundayım. Her ihtimale karşı bütün hastanenin karantinaya alınması için başhekimi uyardım. Ama bir sonuç alamadım.
Kendi adıma sorumlu bir tıp adamı olarak sizi bilgilendirmenin bir görev olduğunu düşünüyorum. Bilgilendirmenizi en hızlı şekilde değerlendireceğimizden şüpheniz olmasın. Ekiplerimizi duyar duymaz yönlendirdik. Yakında orada olurlar, hiç merak etmeyin. Lütfen bizden haber bekleyin. Teşekkür ederim. Neyiniz var? Ölüyorum, benim kalbim duruyor. Şöyle bir yatın bakayım siz. Şefim, bu adam bütün hastaneyi başımıza yıkacak, bilgin olsun. Hastada zaten ağır derecede obsesif kompulsif bozukluk var. Sakinleştirici mi versek acaba? Yani şimdi durumu da öğrenirse ortalığı iyice telaşa verir. En azından bir iki saat uyumuş olur. Verelim. Yardım et. Kimse yok mu? Ya kimse yok mu bu hastanede? Doktor, hemşire. Geldim. Şimdi bir dakika. Doktor bakmadı, bu neyin iğnesi? Her şey iyi gelecek, bir ilaç yapıyorum. Bayağı sakinleşeceksiniz. Siz neye göre yapıyorsunuz bunu? Yaptım bile. Ya şunu hızlandırın artık ya. Bitsin. Sabahtan beri buradayım, ben evime gitmek istiyorum. Hemen geliyorum, tamam mı? Hemen. Olur, ben hallederim. Tamam hocam. Hocam. İyi misiniz? İyiyim, iyiyim. İyiyim. Sen kadın doğum uzmanıydın değil mi? Evet. Onu sakinleştirmek için bir yolun, yöntemin var mı? Aslında var. Ben hallederim. Tamam, teşekkür ederim. Rica ederim. Hemşirem, Ömer Hoca hiç iyi görünmüyor. Biraz dinlenmesi lazım tabii. Ben hastaların yanına gidiyorum. Tamam. Onur. Efendim şef. Şu hastaların formunu doldur hadi. Şunları da yazın. Berna. Tamam şimdi. Abla, karnım çok acıktı. Ne olur yemek. Tamam ama ağlama. Herkes bizi ayıplayacak. Ama acıktım. Çok az paramız var. Ama tost alacağım demiştin sucuklu. Tamam. Ama sessiz olursan. Gel oğlum. Baba burada mı bekleyeceksin? Erol Bey'i yalnız bırakmak doğru olmaz. Ama zaten yapılabilecek her şeyi yapmışlar. Otur. Senin hatan ne biliyor musun? Neymiş? Kaybetmeyi çabuk kabulleniyorsun. Kaybetmek her zaman yenilmek değildir. Sadece yumruk yemişsindir. Ayağa kalkarsın ve savaşmaya devam edersin. Ben savaşıyorum zaten. Öyle mi? Ömer acil serviste ve muhtemelen ameliyata giremeyecek. Onun yerini ben alacağım. Bu da sana yetecek. Ben bunda bir çaba göremiyorum. Bazen çaba göstermene gerek kalmaz baba.
Bazen şans yanında oluverir aniden. Bazen şansını zorlamakta fayda vardır. Biraz daha zorlayacaksın. Benim yaptığım gibi. Nasıl? Erol Bey'e kim yardımcı oluyor? Leyla. Birinci asistan olabilmek için bir hamle yapmayacak mısın? Mücadeleyi kaybettin ve durumu kabullendin. Öyle mi? Kusura bakmayın hanımefendi, bugün kapalıyız. Başka bir gün tekrar gelirsiniz, olur mu? Çocukların bu hastanede olduğunu duydum. 7 yaşında bir erkek çocuk, başından yaralanmış. Ablası da yanında. Nasıl yani? Bizim acilde mi yani? Hayda. Ne işin var senin burada? Hakan hocam. Ben sana aşağı inmeyeceksin demedim mi Leyla? Ha? Ne işin var senin burada? Dediniz hocam. O zaman niye bu koridorda seninle birlikte görüyorum ben? Hocam acil servisteki insanlara ne olacak? Bir planınız var mı? Yukarı çık Leyla. Yoksa o ameliyata giremezsin, anladın mı? Neden bahsediyorsunuz? Şimdi eve gidemez miyiz? Beyefendi, hastanede olası MERS hastası var. O yüzden bu hastaneden çıkamazsınız. Ne? MERS mi? Hanımefendi, maalesef hastanemizde MERS vakası var. Ne? MERS mi? Evet, maalesef. Ne yani? Burada yatan aile hasta mıydı? Olmayabilir. Henüz emin değiliz. Lütfen yatağınıza dönüp talimatları takip eder misiniz? Buyurun. Etmiyorum kardeşim. Bu çok saçma bir şey ya. Madem böyle bir durum var, o zaman söylerdiniz giderdik. Sizin ne hakkınız var bizi burada tutmaya? Gidiyoruz biz, yok öyle bir şey. Beyefendi, hastaneden çıkamazsınız. Ne yani? Hasta insanlarla aynı yerde tutup öldürecek misiniz bizi? Bakın, halk sağlığı merkezinden ekipler geliyorlar. Hepinizi test edecekler ve eğer sağlıklıysanız her birinizi eve götürecekler. O zamana kadar hastaneden çıkamazsınız. Allah'ım delireceğim. Ne testi ya? Bir şeyim olsa ara söylerim zaten sizi. Beyefendi, sorun nedir? Sorun şu hanımefendi. Sapa sağlam olmama rağmen beni koruması bir şekilde burada bir yıl mersili aynı hastaneye tıktınız. Bence bu çok ciddi bir sorun. Size de öyle gelmiyor mu? Anlayabiliyorum sizi beyefendi. Ama sesinizi alçaltın. Lütfen. Beyefendi, sizi şöyle alalım. Lütfen. Buyurun. Biliyoruz, farkındayız. Anlayabiliyoruz sizi. Tedirginsiniz, korkuyorsunuz. Ama maalesef MERS şüphesi yüzünden sizi burada servisimizde tutmak zorundayız. İçinizden birine esas aileden virüs bulaşmış olsa bile kuluçka döneminde bulaşıcılığı olmadığı için sizi bir arada tutuyoruz. Şu anda risk altında sayılmazsınız. Sadece gözlem amaçlı buradasınız. Korku ve panik yapmaya gerektirecek bir durum yok. Birkaç saat içinde sonuçlar çıkacak ve hepinize bildirilecek. O zamana kadar sizlerden ricamız, lütfen sakinliğimizi koruyalım, birbirimize ve sağlık ekibimize yardımcı olalım. Hastanemize ve bakanlığımıza bağlı ekipler koordineli bir şekilde çalışmakta. Lütfen onlar gelene kadar herkes yataklarında kalsın ki tedavilerimiz aksamadan devam edebilsin. Teşekkürler. Teşekkürler. Tamamdır amirim. Nedir? Bunu Çınar'ın başhekimi. Yanlış bilgilendirme yapmış. Hastaneyi karantinaya alıyoruz. Hele bir gidebilelim de. Aylin, sen prosedürü biliyorsun. Dedeli tabela sağda.
Traktöre dikkat et! Dikkat! Ay, Bahar Hemşire ne yapıyorsun? Ödüm patladı. Niye? Kimin ateşi çıktı? Erol Bey'in tabii ki. Senin yanakların niye kırmızı kırmızı? İyi misin sen? İyiyim. Normal yani. Çok sıcak. Emin misin sen ya? Hasta falan değilsin değil mi? Havasızlıktan. İşlerimi bitireyim çıkacağım zaten bahçeye. Bitti gitti. İyi çık. Nasılsınız? İyiyiz. İyi misin? Evet. Canın acısı geçti mi? Biraz konuşabilir miyiz? Tabii ki konuşabiliriz. Gel. Biz ölecek miyiz? Gel şöyle. Ben ne senin ne de kardeşinin zarar görmesine asla izin vermem. O zaman söz ver. Söz veriyorum. İzin vermem. Tamam. Acıktınız mı? Ben çok acıktım. Hadi gel bakalım ne varmış. Gel Bahar. Hocam, geçen gün bana istersen Gümüşok'a dönebilirsin. Benim orada sana daha çok ihtiyacım var demiştiniz ya. Evet. Ben dönsem iyi olur. Yani dönmek istiyorum. Nereden çıktı şimdi bu? Fikrimi değiştirdim diyelim. Bugün iyi bir zaman değil. Hocam ama... Ben ne zaman dersem o zaman gidersin. Hocam benim size bir şey söylemem gerek. Efendim yine? Aileden kan ve sıvı sürüntü örneklerini aldık. Tamam. Harika. Hemen iletiyorum. Hemen. Sen nesin? İçeride çocuklar var. Yemek temin etmemiz lazım. Tamam. Onu da halledeceğiz. Arka tarafa bıraktıracağım ya da gerekirse ben bırakacağım. Hiç merak etme. Başka bir şey var mı? Ya bu aile gerçekten hastalandıysa? Ya biz hastalandıysak? O zaman iyileştirmek için elimden gelen ne varsa yapacağım. Hiç merak etme. Çocuğuma bir şey olur mu? Geçer mi ona da? Ayperi hocam. Efendim? Bir bakabilir misiniz? Tabii. Buyurun, bir sorun yok değil mi? Çocuğuma bir şey olur mu?
Siz hiç merak etmeyin. Ben buradayım. Ne size ne de yavrunuza hiçbir şey olmadan buradan çıkabilmeniz için elimden ne geliyorsa yapacağım. Tamam mı? Biraz kasılmam var. Tamam, siz sakin olun. Bir sterile eldiven ve katajel istiyorum. Bir açıklığına bakalım. Tamam hocam. Nerede kaldı bu adamlar? Ya ne bileyim ben. Şimdiye gelmiş olmaları lazımdı. Kayboldular herhalde. Sana yol tarif ettirirsem böyle olur. Kim bilir nereye soktu adamları. Hah, alo. Alo, ben paramedik Cihan Kaya. Bir kaza olmuş. İki sağ akciğerli var. Birinin bilinci kapalı. Ne? Nerede? Kanal ayrımındayız. İlk müdahaleleri yaptık fakat durumları kritik. Uluçular Hastanesi'ni alacağız. Siz yakınları mısınız? Hayır, hayır. Ben Uluçular Hastanesi başhekimiyim. Kaza olmuş. Durumları çok kritikmiş. Bakın, sizi şu anda buraya alamayız çünkü bütün hastane karantina altında. Başka yere götürecek vakit yok hocam. Tamam, tamam, tamam. Tamam, halledeceğiz. Hakan, ne yapabiliriz? Yani halk sağlığı merkezine haber vereceğiz. Buraya yeni bir ekip gönderecekler test için. Bu yaralıları ne yapacağız? Ben halledeceğim. Nasıl sen halledeceksin? Yahu acil kapalı. Hastane açık ama. Hadi. Hocam çok kötü, çok kötü, çok kötü. Ne oluyor? Hastalık sadece acil de değil. Bütün hastaneye yayılmış olabilir. Nasıl bütün hastaneye yayılmış olabilir ya? Kim söyledi? Nereden biliyorsun? Kimse söylemedi. Ben kendi gözlerimle gördüm. Sevil hemşire kesin hasta ve saklıyor. Ben sordukça da geriliyor. Biliyordum ben böyle olacağını. Yasin hocama kızıyorlar ama adam haklı. Bunlar yüzüne gözüne bulaştırıyor her şeyi. Ne yapacağız hocam? Ben Yalçın Hoca'ya gitmek istiyorum dedim, olmaz dedi. Ya hastalık bize de bulaşmış olabilir. Ben bu mezbelelikte ölmek istemiyorum. Ben de. Çık dışarı. Çık. Çık hadi. Çık dışarı. Çık. Allah'ım. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım ben? Allah'ım ne yapacağım ben? Ebru. Kötü. Neyi var canım içi? Aa çok kötü. Tamam, tamam. Bekle bir dakika dur. Hey! Biriniz yardım etsin. Yardım edin lütfen. Ağrısı var. Tamam. Tamam, nereniz ağrıyor? Midem çok kötü. Tamam, bir sırt üstü dönebilir misiniz? Gelin ben size yardımcı olayım. Tamam. Tamam, aa, tuttum. Tuttum, tamam. Sakin olun. Tamam. Şimdi karnınıza bastıracağım. Burnunuz ağrıyor mu? Biraz. Bir öksürür müsünüz? Ruhsip bir damfip belirtisi. Şimdi karnınıza daha uzun süreli bastıracağım. Lütfen ağrıya dayanmaya çalışın, olur mu? Tamam. Tamam beyim, ultrason gerekecek. Berna hemşire, ultrasonu getirir misin? Hemen getiriyorum. Tamam, sakin ol. Tamam, sakin olun şimdi, hemen geliyor. Akut apandisit mi? Ciddi tepkisel duyarlılık gösteriyor. Rosing ve Danfi belirtisi var. Operasyon öncesi testlerine bakılması lazım. Operasyon öncesi testine bakalım. Tamam hocam. Ömer, test sonuçlarını bekleyebilir mi? Emin değilim. Bir süre daha gözlemlemem gerekecek. Tamam. Eğer durumu kritik bir seviyeye düşerse beni muhakkak haberdar et, olur mu? Tamam. Onur. Efendim hocam. Serumdan ağrı kesici verelim. Tamam hocam. İyi misiniz? İyiyim. Ömer. İyiyim. Ömer, Ömer. İyiyim, tamam. Ömer gel buraya yatsan. Tamam. Dinlenmen lazım Ömer. Onur. Efendim hocam. Tabure getir oradan. Hemen. Berna, tansiyon aletini getir.
Medya teyze. Leyla'cığım. Kusura bakma canım, seni aradım ama. Ömer'i arıyorum, ulaşamıyorum. Bir sorun mu var? Yok, bir sorun yok. Ama kaç kere aradım, açmıyor, merak ettim. Ben Ömer'i görünce söyleyeyim, o sizi arasın, olur mu? Gerek yok canım, ben geldim zaten, hastanenin önündeyim. Ne? Medya teyze, Medya teyze, bekle, ben hemen geliyorum, tamam mı? İhsan Bey, hayırdır böyle dışarılara taşmışsınız? Öyle oldu vallahi. Oğlum yavaş lan. İçeride bir sorun mu var? Ha yok canım. Nereden çıkardınız? Ne bileyim böyle. Dön. Her şey dışarı çıkmış. Ha yok ya. Şey yapıyoruz da içeri alırız tekrar yani. Onunla bir şey yok yani. Ben de Ömer'i görmeye geldim. Arıyorum, telefonlarıma çıkmıyor. Ha, Ömer Hoca çok meşgul. Yani o açıdan şey edemiyordu telefona. Şey yapamaz yani şimdi. Ben kendi gözlerimle göreyim. Yoksa içim rahat etmez. Yok. Medya Hanım. Medya Hanım, maalesef siz içeri giremezsiniz. Neden? Çünkü içeride bir çalışma var. Hah, Leyla Hocam. Medya teyze merhaba. İçeride bir çalışma yapılıyor da... biliyorsunuz çok büyük bir ameliyata hazırlanıyoruz biz. O yüzden. Ömer nerede? Gelin biz şöyle dışarıda oturalım. Dediğim gibi burası çok meşgul. Buyurun. Al şundan. Ömer Hocam, iyi misiniz? Ya iyiyim. Emin misiniz? Evet, eminim. Biraz... yorgunum sadece. Yani bir yatıp dinlenin isterseniz. Yok. Yani ayakta kalmam lazım. Çok fazla hasta var, ilgilenmem lazım. Böyle devam edebilecek misiniz? Acildeki tek genel cerrah benim. O yüzden kimseye hissettirmeden çalışmaya devam etmen gerekiyor. Ben şu hamile hastaya bakayım. Leyla, hadi söyle kızım. Belli kötü bir şey olmuş. Nasıl söylesem diye düşünüp duruyorsun. Yok Medya teyze, kötü bir şey olmadı. Ben anlıyorum kızım. Ömer beni istemiyor. Ondan böyle. Medya teyze. Bakın durum şu. Hocam. Ömer Hocam. Ömer Hocam. Hocam. Hocam, duyuyor musunuz beni? Ömer Hocam. Hocam, Ömer Bey geldi. Ömer. Ömer. Hocam. Hakan Hocam, hayır. Tamam oğlum. Hayır hocam, lütfen yapmayın. İçeri giremezsin. Lütfen hocam. Rica ederim. Ne oldu? Kendinde değil. Uyarılara tepki vermiyor. Nabzı çok zayıf. Ateşi var. Tamam. En yakın yatağı alın. Hayati bulgularını sürekli kontrol edin. Ben şimdi kapatıyorum. Meşgul etmeyeyim. Hadi. Tamam. Yatağı al hemen. Gel hocam. Gel. Gel. Kaldırıyoruz. Üçte. Bir, iki, üç. Ömer gerçekten çok çalışıyor şu an. Bu ameliyat onun için çok önemli. Şimdi de zaten Hakan Hoca ile bir konferansta. İnanın sizinle hiçbir ilgisi yok bu durum. Ben size ayak bağlıyorum değil mi? Hayır, olur mu öyle şey? Siz çok iyi geldiniz Ömer'e. Burada olmanız onun için çok önemli. Güzel kızım, o kadar iyisin ki. Annem baban çok şanslı, senin gibi bir evlatları olduğu için. Hadi ben kalkayım artık. İşinizden gücünüzden alıkoymayayım. Gidip şöyle güzelce bir ayran aşı çorbası yapayım. Ömer de çok sever. Soğuk soğuk içersiniz, iyi gelir. Leyla'cığım. Ömer'e geldiğimi söyleme, olur mu? Zaten yükü çok ağır, bir de ben yük olmayayım.
Tamam. Kolay gelsin güzel kız. Berk. Leyla. Ne oldu, bir şey mi oldu? Bir şey yok. Berk, bir şey var. Ne oldu? Acilde mi birine bir şey oldu? Söyle. Ya şimdi Hakan Hoca öğrenirse çok kızar. Berk lütfen bak, korkutma beni. Söyler misin? Ömer. Ömer mi? Hı hı. Ne oldu Ömer'e? Acilde bayıldı. Hı. Durum kritik. Peki kim gitti Ömer'in yanına? Şu an kim var yanında? Hiç kimse. Ne demek hiç kimse Berk? Ne diyorsun? Doktor yok mu şu anda Ömer'in yanında? Hocam, Ömer hocam. Beni duyabiliyor musunuz? Ömer hocam. Yaşamsal bulguları hızla düşüyor. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Hiç anlamıyorum. Ya Allah aşkına biz ne yapacağız böyle hocam ya? Şu hale bak ya. Elimiz ayağımıza dolaştı. Resmen elimiz ayağımıza dolaştı ya. Her tarafta başka bir hayat mücadelesi. Ya arkadaş yemin ediyorum şu işler bitsin. Hastaneyi komple kırklayıp okutacağım yemin ediyorum. Hem de kendi kartımla yapacağım bunu hocam. İsa. Biz burada ne günler gördük ya. Ömrümüz yeterse daha da göreceğiz. Bir sakin ol. İnşallah. Beyler ne durumdayız? Ya Turgut hocam bir bak hale bak Allah aşkına ya, geldim ya. Peş peşe geliyor arkadaş ya. Tamam. Bir sakin olalım lütfen ha. Tamam. Bizim şimdi odaklanmamız gereken şey şu dakikadan itibaren ne yapacağız onu düşünmek. Ya daha ne yapacaksınız ki acaba? Şu hale bakın. Tamam beyler biz işimize bakalım. Ama ben biliyordum. İçimizden birinin senin sorumsuzluğun yüzünden öleceğini biliyordum. Bülent hocam. Yahu Bülent hocam yapmayın. Bir şu anda konuşulacak yer mi bunları? Ya biliyordum. Zamanı biliyordum. Bülent hocam. Ne diyeyim? Hareketlere bak sen ne yapıyorsun? Tamam. Kışkırtmaya çalış. Böyle mi yöneteceksin kardeşim? Bülent hocam susar mısınız? Köşe bak ya. Bülent hocam. Hareketlere bak. Ne yapıyorsun? Haksız mıyım? Haksız mıyım? Şu hale bakın ya. Sakin ol. Sakın sakın. Ne sakin ol? Sakin ol. Hadi git şuradan ya. Bakın hocam. Lütfen. Oraya gireceğim. Nereye? Nasıl gireceksin ya Hakan, saçmalama. Hakan Hoca acil servise girmeye karar verdi. Emin misin? Eminim. Hem de çok kararlı. Eğer içeri girerse Erol Bey'in ameliyatını yapamaz. O zaman da onu koruyacak hiç kimse kalmaz. O zaman artık dönsek ya Yalçın hocam. Hala bu İzmir'de ne yapıyoruz Allah aşkına? Eğleniyoruz Bülent. Hakan'ın can çekişerek kendi sonunu hazırlamasını seyredip eğleniyoruz. Bektaş. Efendim hocam. Şu içeriye götürülecek yemeklerle bazı gerekli malzemeler vardı. Getir onları, ben götüreceğim içeri. Tamam hocam. Hakan hocam. Hakan, gözünü seveyim. Sen bu hastanenin kontrol kulesisin. O yüzden şimdi duygularına yenilip içeri giremezsin. Turgut hocam ya, siz niye anlamıyorsunuz? İçeride acil bir şekilde bekleyen hastalar var. Eğer müdahale etmezsem hastanın apandisiti patladı patlayacak. Anladın mı? Kurban olayım hocam, sizden bir kez daha düşünmenizi rica edeceğim. Çünkü Erol Bey'in ameliyatı söz konusu hocam. Ya İhsan, geliş sırası önemli değil. Önemli olan aciliyet sırası. Çok şükür Erol Bey'in şu anda acil bir durumu yok. O yüzden ben bu hastayı ameliyat etmek üzere oradan çıkarmak zorundayım. Yahu bizim de sana ihtiyacımız var, anlamıyor musun? Heh, geldim. Heh. Hakan hocam durun, durun hocam. Acil servise ben gireceğim. Lütfen izin verin. Leyla. Senin ne işin var burada? Niye görev yerini terk ettin? Ben sana görev yerini terk etmeyeceksin dedim mi? Görev değişimini yaptım bile. Erol Bey. Leyla Hoca yerine bundan sonra sizinle ben ilgileneceğim. Ne? Sana bunu yapmanı kim söyledi? Sen böyle kendi kendinin patronuymuş gibi istediğimi yaparım, istediğimi yapmam diyemezsin ya.
He? Sen duygularınla hareket ediyorsun. Mantığınla değil. Hayır hocam, asıl mantıklı olan acil servise bir acil tıp uzmanının girmesi. Bir cerrahın değil. Leyla. Üç uzmanlığınız olduğunu biliyorum. Ama benim orada olmam gerekiyor. Sizin burada kalıp bize ve dışarıdakilere göz kulak olmanız her şeyden daha önemli. Belki de buraya gelecek acil bir hastanın hayatının kurtulması sizin burada kalmanıza bağlı. Bu sorumluluğu alacağım ben. Eğer içerideki hastalara MERS bulaştığı kesinleşirse kalp ameliyatına giremeyeceğinin farkındasın değil mi? Farkındayım hocam. Leyla, oraya girdiğinde vazgeçmek için bir şansın olmayacak. Vazgeçmeyeceğim. Eminim. Bir şeyler ters giderse bu kararından pişmanlık duyabilirsin. Hazırlıklı mısın? Ben bunların hepsini düşündüm hocam. İçeri ben gireceğim. İzin verin. Hoş geldin. Ateşi kaç? 39.8. Hayati bulguları? Tansiyon 170. Nabız 120. Satürasyon 97. Her saatte 200 mililitre izotonik ve ateş düşürücü verelim. Yetecek mi? Bence bu senkop. Dehidrasyondan olmalı. Şimdilik sadece sıvı takviyesi yapsak yeter. İyi bir uyku çektikten sonra kendini daha iyi hissedecektir. Apandisit hastası nerede? İçeride, sağda hemen. Merhaba. Sizi şimdi sırt üstü yatırmamız gerekiyor. Yavaş. Bir kontrol yardımcı etmemiz olun. Gerekiyor. Yavaş, sakin olun. Karnınıza bastıracağım biraz. Tamam, tamam. Çok acıyor. Tamam. Bu arada Leyla Hoca'nın burada olmaması gerekiyordu değil mi? Eğer hastaların MERS kaptığı onaylanırsa Erol Bey'in ameliyatında olamayacak. Bu çok kötü olmaz mı? Leyla Hoca bu ameliyat için çok uğraşıyordu. Kimseye bir şey olmasın, varsın o ameliyata da girmesin. Leyla iyi bir doktor, o yüzden burada. Evet hocam, apandisit. Ne zaman ameliyatı alabiliriz? Ben sana haber vereceğim, tamam mı? Tamam, tamam hocam. Ya pat diye girilir mi? Öğrenemediniz mi? Acil serviste apandisit hastası var. Onu ameliyat etmen lazım. Ben çıkıyorum şimdi. Burada kalmamı gerektirecek bir durum yok. Kimseyle de temasım olmadı zaten. Eğer ameliyatını yapmazsak durumu daha da kötüleşecek. Hazır imkanımız varken buna engel olalım. Ya sen şu anda içinde bulunduğumuz durumun farkında mısın? Ben niye olası bir MERS hastasının karnını açayım ki? Kuluçka süresini daha geçmedi. O yüzden bulaşma ihtimali sıfır. Anladın mı? Sana bulaşmaz. Olsun. Ben yine de yapmak istemiyorum. Böyle bir hakkım yok mu? Var.
Bu ameliyatı yapmayı reddediyorum, o kadar. Bülent Hoca. Ya bıraksana ya. Madem bu kadar cesursun, madem korkmuyorsun, sen niye yapmıyorsun bu ameliyatı? Sen yapsana. Çünkü yaralılar gelmeye devam ediyor. Ben onların ameliyatını yapacağım. Sen de apandisit hastasını ameliyat edeceksin. Bu kadar basit. Bir hastanede olması gerektiği gibi. Bir doktorun yapması gerektiği gibi. Ya doktorlar da insan. Biz de hastalanabiliriz. Bize de MERS bulaşabilir ve bu yüzden ölebiliriz. Benim kendi hayatımı koruma hakkım var. Ve bu hakkımı kullanacağım. Çok doğru söylüyorsun. Söylediklerinde tamamen haklısın. Ama madem hayatın bu kadar kıymetli, beni deli etme hoca. Kendine gel. Sen doktorsun yahu. Sinirlendirme daha fazla beni. Bu ameliyat yapılacak. Allah Allah. Allah kahretsin. Bari koruyucu takım beni. Tamam be. Hakan hocam. Bitmiyor hocam. Bitmiyor, bitmiyor. Gene ne olduysa. Ambulans geliyor hocam. Hazırlıklar tamam mı? Hazırız, hazırız. İyi tamam. Sen koşma. İhsan. Yürüyüşüne dikkat ediyorsun, yemeğine içmeğine dikkat ediyorsun. Anlaşıldı mı? Evet hocam. Aferin. Peki hocam. Durumu ne? Trafik kazası. Kalsan 19. Nabız 93. Hastanın bilinci kapalı. Ben de. Turgut hocam sen de. Tekrar monitörize edelim. Dalağında ezilme olabilir, o yüzden ultrasona bakılsın. Bu? İtihar durumları 85-55, nabız 70, kolda babacak, kesikler var hocam. Tekrar monitörize, ultrasonla muhakkak bakın. Tamam hocam. Hadi ablana, hadi. Hadi çocuklar. Tamam, geldim, geldim. Gökçe, al bunu. Hazır. Çevir biraz, çevir biraz. Tamam, tamam, görüyorum. Ben bakayım mı Turgut? Ben bakayım. Tamam. Sen de. Ne gördün? Burası. Dalağı yırtılmış. Tamam. Çok acil bir şekilde ameliyatı hazırlıyoruz. Koş. Tamam mı orası? Hanımefendi. Evet şöyle elimize alalım. Karnınızı bir kontrol edeceğim. Ultrason. Ultrason, Bektaş. Ultrason. Kötü görünüyor. Bak. İç kanama. Fazla vaktimiz yok. O yüzden direkt ilaçlı tomografi çekeceksiniz ve hastayı ameliyathaneye hazırlayacaksınız. Ameliyat edilecek. Çabuk. Tamam. İçeri alın hemen. Hadi. Çabuk, çabuk, çabuk. Hadi biraz hızlı. Hakan nasıl yaparız? İkisi de acil. Düşünüyorum, düşünüyorum. Yahu ortadan bölünüp ikisine birden girecek değilsin ya. Ben girerim. Sen ameliyathanenin yolunu hatırlıyor musun ya? Konuştuğun şeye bak. Ülkede cerrah olarak adımı duymayan kimse kalmadı. Hadi, boş durmayalım da iş yapalım biraz. Yalnız bir tane laparoskopi cihazı var. Birinin açık ameliyat yapması gerekecek. O zaman misafirimizi üzmeyelim. Kolaylık tanıyalım. Turgut hocam lütfen. Açık ameliyatı ben yaparım. Bak bir de şov yapıyor ya. Tamam lan yap. Hadi yap. Ben bu apandis vakasını ameliyat etmem Hakan Hoca. Ah, Yasin hocam merhaba. Hazırlan ameliyata giriyoruz. Beni asiste edeceksin. Öyle bir şey olmaz yalnız. Çünkü onun da ameliyatı var. Asistanlık falan yok. Sadece ameliyat hemşiresi, o kadar. Kabul ediyorsan. Konuşmayı ne kadar çok seviyorsun. Hadi biraz hayat kurtaralım, hadi. Ben görev yerime geçiyorum. Leyla Hoca. Apandisit hastasını Bülent Hoca ameliyat edecek. Hastayı dışarı çıkarmaya hazırlanın, tamam mı? Tamam, tamam hocam. Tamam, hadi kolay gelsin, kolay gelsin. Berna, hastaya ağrı kesici verin ve antibiyotiğe başlayın. Tamam hocam.
affedersiniz. Birazdan o kapı açılacak diyorlar. Ve ben içeri girmek istiyorum. Hanımefendi bu mümkün değil. Mümkün değil. Sizi içeri sokamam. Lütfen biraz sabredip bekleyeceksiniz. Çocuklarım çok küçük. Bakın, bütün sorumluluğu alıyorum. Başıma ne gelirse gelsin hiç önemli değil. Ne isterseniz imzalarım. Lütfen içeri gireyim. Hanımefendi bakın içeri giremezsiniz. Rica edeceğim. Sakin olur musunuz? Bakın en az sizin kadar biz de onların sağlığını ve esenliğini önemsiyoruz. Lütfen ayrıca sadece onlardan değil biz sizden de sorumluyuz. Bu noktada sizi tehlikeye atamam. Ben içeri girmek istiyorum. Hayır hanımefendi lütfen rica edeceğim. Sabredin biraz ne olur biliyorum. Beklemesi sabretmesi zor. Çok zor biliyorum ama ne olur buyurun şöyle oturun. Geçin Bektaş. Hanımefendi lütfen geçin. Ya ben oturmak istemiyorum. Bağırmayalım hastanedeyiz. Bunu unutmayalım hastanede olduğumuzu. Beyefendi, beyefendi ne yapıyorsunuz? Beyefendi, olur! Olur! Beyefendi geçer misiniz şöyle? Beyefendi ne yapıyorsunuz? Burada ölmek istemiyorum. Burada ölmek istemiyorum. Yerinize geçin lütfen. Burada ölmeyeceğim. Şöyle geçer misiniz? Çıkmanıza müsaade edemem. Yerinize geçin. Burada ölmeyeceğim. Yerinize burada geçin. Burada ölmek istemiyorum. Bırakın çıkmanıza beni. Çıkmanıza müsaade edemem. Geç dedim şuraya. Ne yapıyorsunuz? Dikkat edin. Burada ölmeyeceğim burada. Ya bırakın ya. Bırakın hani içeri gireceğim. Ya içeri girmek istiyorum ya. Ayaz. Hanımefendi. Ne? Yeter hanımefendi lütfen. Çocuklarım içeride. Hani hastanedeyiz. Lütfen rica edeceğim. Hastanedeyiz. Bektaş oturtur musun? Ya içeri gireceğim ben. Giremezsiniz diyorum. Abi. Abi korkma. Al. Sen de mi korktun? Korkma. Korurum ben seni. Gel bebeğim sen böyle. Ayaz! Neyim? İçine gireceğim. Götür, çocuklarım onlar benim. Hanımefendi anlıyoruz çocuklarınız sizin ama giremezsiniz diyorum. Duyuyor musunuz beni? Beni duyuyor musunuz? Giremezsiniz. Son kez söylüyorum. Sizi dışarı attırmak zorunda bırakmayın beni. Ya içeri girmek istiyorum. Beklemek zorundasınız. Lütfen sabredeceksiniz. Bektaş hadi. Oturun şöyle lütfen. Buyurun. Lütfen oturur musunuz şöyle? İçeri gitmek istiyorum. Giremezsiniz hanımefendi. Oturun, oturun. Ayaz. Ya Allah'ım yarabbim. Bakın. Burada kimse ölmedi. Daha hiçbir şey olmadı. Hastaların MERS olup olmadığı bile kesinleşmedi. Lütfen herkes birazcık kendine hakim olsun olur mu? Peki MERS olursa ne olacak? O zaman ne olacak? İşte zaten o zaman dışarı çıkmanız daha da yanlış. Bu bilgiler kesinleşmeden dışarı çıkarsanız herkesi tehlikeye atarsınız. Bunu mu istiyorsunuz? Ya bana ne ya? Ya ben bu parmağım için geldim. Bana ne ya? Şu düştüğüm hale bak. Bana ne ya? Bakın beyefendi. Beyefendi bakın. Biz tüm tıbbi tedbirleri aldık. Testler yollanacak ve gelen test sonuçlarına göre Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği prosedür uygulanacak. Biz burada sizi önlem olarak tutuyoruz. Hasta olduğunuz için değil. Lütfen birazcık sakin olun. Lütfen. Leyla Hoca. Hastanın tansiyonu düşüyor. Ebru. Sakin ol. Tamam biraz doğrultacağız. Sırt üstü yatırın. Dikkat edin. Tamam yavaş yavaş. Bülent hocam kolay gelsin. Bir asistanım bile yok. Nasıl çalışacağım ben? Doğru. Çok haklısınız. Ama size güveniyoruz. Yahu çocuk oyuncağıdır bunlar sizin için. Ne? Öyle tabii de Emre Vaki mahvetti beni. Hı hı. Haklısınız. Ama şimdi Yalçın Hoca da ameliyata giriyor ya. Sizin girmemeniz ne bileyim değil mi? Kaçıyor gibi algılanırsınız. Yani sizin için kötü. Evet. Maalesef. Tamam o zaman hastanız hazır. Ben de ameliyathaneye doğru geçiyorum. Siz de işinizi bitirince gelirsiniz.
Ay, yine korkuttun beni. Niye korkutturuyorsun sen ya? Gizli kapaklı işler mi çeviriyorsun, ha? Hayır canım. Ya bir anda önüme çıkınca korktum işte. Nereye gidiyorsun sen? Erol Bey'in kanı alınacak dediler, ben de oraya gidiyorum. Ha, öyle diyorsun yani. Evet. Ayrıca sen neden sorguya çekiyorsun beni? Çünkü gizli kapaklı bir şeyler çeviriyormuşsun gibi geliyor Sevil. Buhar hemşirem bak, su içeceğim. Onu da kontrol edeceksen gel bak. İçiyorum, su içiyorum. İç sen, iç Sevil suyunu. Sen hala ne yapıyorsun burada? Ameliyatın yok muydu? Var. Gideceğim ama önce buraya uğramak istedim. Turgut Hocam, anestezi sorun. Değerler normal. Peki neyi bekliyoruz şu anda? Müsaade edersen başlayacağım. Müsaade sizin. Bülent Hocam buyurun. Bistürin. Buyurun. Bistürin. Titremesin o eller. Sakin. Titremesin. Ya ne titremesi? Ben sakinim. Sanki ilk kez yapıyorum. Evet ha? Orası. Hadi. Ya lütfen gider misin başımdan? Ben biliyorum. Gideceğim. Ama bana bakacağını hastanla ilgilen. Hızlı olman lazım. Bu ciddi bir iş. Hadi. Lanset. Koçer. Bakma bana, oraya. Turgut Hocam, burası sende. Tabii tabii. Bu arada öbür ameliyathanede sana ihtiyacım olacak, haberin olsun. Merak etme. Hadi kolay gelsin. Bilmiyorum. Şu an doğum mu başladı? Daha doğuma bir ay var ama olabilir. Ayper'i baksın. Nasıl Ayper'i baksın ya? Daha bu hastanede resmi olarak çalışmaya başlamadı. Hakan Hoca canımıza okur. Bebeğe bir şey olursa vicdan azabından yaşayabilecek miyiz? Ayper'i baksın. Ayper'i. Hamile hastamıza sen bakıyorsun. Leyla Hoca ile ben arkandayız. Ne gerekiyorsa yapacağız. Tamam mı? Tamam. Hemen ilgileniyorum. Tamam, sakin olun. Derin derin nefes alıp verin. Aa, çok acıyor. Bir müsaade edin. Tamam. Tamam, nefes alıp verin derin derin. Sakin, sakin olun. On üçe dokuz, nabız 90 hocam. Bistüri. Vertebra fraktürüne bağlı duodenum perforasyonu. O yüzden hızlı olmamız lazım. Acele etmemiz gerekiyor. Vital bulgular. Nabız 99. Satürasyon 98. Tamam. Başlayalım. Bir süre. Sponge. Askı klembi. Pinset, koten. Trokar. Ekartör.
Skop. Come. Gönder biraz daha. Tamam. Mideyi göreyim. Yıkama. Nakum. Sağa göster. Sol. Dur, geri gel biraz. Geri. Dur, buldum. Tamam, bistüri. Kamera bende, Grasper. Tamam. Hakan hocam, siz devam edin. Ben yandaki ameliyathaneye geçip hastayı kontrol edeyim. Hı hı. Kolay gelsin. Hemostat penis. Bitirmek üzereyim. Ve finito. Bitti. Güzel. Dikiş. Dikişe geçiyoruz. Kes. 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 Kestim hocam. Kes. Başlamış gibi görünmüyor. Biz bu sancıları vücudun doğuma yaklaşırken egzersizleri gibi düşünürüz hep. Yani şimdilik aralıklarına bakacak olursak doğuma var gibi görünüyor. Emin misin? Açıklığı 6 santim. Düzenli olarak sancılar geliyor. Yani hemen doğum başlamaz ama ilerleyen süreçte ne olacağını bilemeyiz. Bebek doğuma yaklaştığı an bizim yapabileceğimiz pek de bir şey kalmıyor. Tamam. Mine hemşirem. Merak etmeyin. Benim gözüm üstünde. Beni çok korkuttun. Ben bir anda seni öyle görünce... Ömer, ben aslında sana yalan söyledim. Ben
kadar çabalarsam çabalayayım seni sevmekten asla vazgeçemiyorum. Sana karşı içimde hissettiklerimi engelleyemiyorum. Sen daha cesursun. Sen hislerini öyle içinden geldiği gibi söyleyebiliyorsun. Bu da beni sinir ediyor biraz. Ben de hislerimi senin kadar böyle dürüstçe yaşamak istiyorum da... yapamıyorum işte. Ben de öyle olmuyor. Ama olacak. O güne kadar ne olur benden vazgeçme, tamam mı? Çünkü ben senden asla vazgeçmeyeceğim. Ömer. Ömer, iyi misin? Duyuyor musun beni? Sen ne işin var burada? Tamam, sen bırak şimdi beni, iyi misin? Nasıl hissediyorsun? Ya kötü bir kabus gibiydi ama gerçek değil mi? Tamam, sen merak etme. Sen bunları düşünme. Biz her şeyi kontrol altına aldık gerçekten. Senin şimdi dinlenmen lazım. Vallahi utanmasam sevineceğim bu duruma. Aile nasıl? Kim? İzole ettiğimiz aile. Her şey kontrol altında. Gerçekten. Merak etme. Sen şimdi güzelce dinlen. Tamam mı? Onlar iyi bir takım. Kim? Leyla Hoca ile Ömer Hoca. Numuneler burada. Yolunuz açık olsun kardeşim. Sağ olun. Bu arada şey ya, siz tembihleyin. İlk bizim numunelere baksınlar, tamam mı? Unutmayın, ilk bizimkilere baksınlar, tamam mı? Tamam efendim. Sağlıcakla. Buyurun. Beyefendi, buranın yetkilisi siz misiniz? Evet, ben müdürüyüm. Hepiniz derhal hastaneye girin lütfen. Yani iyi de siz kimsiniz beyefendi? Yani niye gideceğiz hastaneye? Sağlık Bakanlığı müfettişiyim. Buyurun. Ameliyat nasıl geçti? Gerçekten merak ettiğin bu mu? Hayır. Atmamışsın. Atmadım. Ben de atmadım. Seni oradan çıkaracağım, biliyorsun değil mi? Bu bir şeyi değiştirmeyecek, biliyorsun. Biliyorum ama seni oradan çıkaracağım. Biliyorum.
olduysa? Olacağı buydu işte. Olacağı buydu işte. Leyla. Ne oluyor? Onur, burası sizde. Hepimizi karantinaya almışlar. Bütün hastaneyi. Sosyal medya yıkılıyor ya. Ya bırak. Tamam. Bırakın beni, ben gideceğim. Bırakın beni ya. Bırakın beni, ben gideceğim. Geldim, sakin. Sakin, merak etme. Sakin ol. Öldük. Ben gideceğim. Ya. Ben gideceğim. Ya hocam Ebru. Bırakın beni ya. Ya bırakın beni. Nefes alamıyorum. Anacığım, kardeşini yatağa al hemen. Korkma. Anne, sorun. Anne. Korkma oğlum, hastanedeyiz. Bak bana, bak bana, bak. Bak. Korkma, hastanedeyiz. Sakin ol. Beni bırakın, tamam. Beni bırakın. Ben burada duramam. Hepimiz öleceğiz burada. Hepimiz öleceğiz burada. Bırakın beni. Hepimiz öleceğiz burada. Hocam. Otur. Sakin olun. Tamam. İğneyle şimdi sakinleşecek. Bağır. Bağır, rahatla. Merak etme, hiç merak etme. İyi misin? Anne. Ne oldu? Ne oldu? Korkma, korkma oğlum, korkma. Doktor! Doktor! Doktor, yardım et, ne olursun doktor. Nefes al, kıvır bacakları kaldır. Bana bak. Derin derin nefes al. Geçti, geçti, geçti. Hocam. Derin nefes al, sakinleş. Derin nefes al. Tamam mı? Geçti. Tamam. Doktor! 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 Uyan, uyan doktor. Doktor. Doktor abi. Anne. Anne, iyi misin? Bu şekilde. Doktor abi. Anne, iyi misin? Onur, çocuklar çok korktu. Çocuklarla ilgilenin. Tamam hocam. Hadi bakalım. Bir şey yok. Ne durumdayız? Doğum başladı. Bebek ters geliyor. Nasıl ya? Ne yapacağız? Burada sezaryen yapamayız ki. Eğer bebeğin durduğu yeri soğutursak bebek kendini ters çevirir ve aşağı doğru gelir. Bir de ya olmazsa, ya yapamazsak? Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Bu bebeği bugün kucağımıza alacağız. Tamam mı? Hadi devam. Nefes al be. Gel yat bakayım böyle. Hadi bakalım. Korkulacak bir şey yok, tamam mı? Merak etme. Hocam Ebru. Hadi yerine. Hadi yerine. Hocam. Geç abi yerine. Devam, devam, bak. Devam hadi. Nefes al ver. Nefes al ver. Yapamayacaksın. Yapacaksın. Yapacaksın. Hadi devam et. Nefes al ver. Hadi devam et. Turgut Hocam. Ne oluyor? Ya bilmiyorum ki. Bütün hastaneyi karantina altına aldılar. Kimseyi dışarı çıkarmıyorlar. İyi de biz prosedürü yerine getirdik. Uyguladık değil mi? Evet, evet. Hakan, biri gizlice şikayet etmiş galiba. Neyse, biz kan örneklerimizi verdik. Bir iki saat daha dayanacağız. Azıcık daha dişimizi sıkalım, sonra bakacağız sonuca. İyi tamam, ben bir Erol Bey'e bakayım o zaman. Tamam, ben de içeriye geçeyim. Nisan, buralar sende. Tamam, sakin ol, geliyorum. Geliyorum. Tamam kardeşim, geliyorum. Yaslanın bana. Tutun bana. Tutun bana. Hadi.
Ömer ne oluyor? Ömer maskeni tak lütfen, beni duyuyor musun? Ömer lütfen kendine gel. Ömer beni duyuyor musun? Maskeni tak lütfen. Ömer. Ömer cevap ver lütfen, maskeni takar mısın? Hocam, Erol Bey'in sağlık durumu iyiye gidiyor. Henüz ateşini istediğimiz seviyeye düşüremedik ama... Hocam sorun nedir? Seni buraya Leyla mı çağırdı yoksa kendi isteğinle mi geldin? Ömer'in bayıldığından, Leyla'nın nasıl oldu da haberi oldu onu merak ettim. Bildiğim kadarıyla bu kattaki istasyona çağrı da gönderin dedi. Tam bilmiyorum. Leyla beni çağırdığı için geldim ben. Yani o seni aradı ve senden yardım istedi. Evet hocam. Anladım. Ömer, Ömer beni duyuyor musun? Ömer, Ömer. Tamam. Beyefendi şimdi sizinle ilgileneceğiz. Tamam. Bırakma kendini. Tamam. Çıkacağız şimdi, tamam mı? Hadi gel. Onur! Onur gel çabuk! Ya çabuk. Çabuk maske tak, çabuk şurayı kapat. İçeceğim. Hadi. Geldim. Bırakın bana hocam. Ben de. Onur. Bir, iki, üç. Tamam. Ömer, Ömer, Ömer. Ömer beni duyuyor musun? Ömer, lütfen kendine gel Ömer. Ömer bir şey söyle lütfen. Hala ateşi var. E o zaman müdahale et. Hakan hocam affedersiniz ama acil olarak bir şey söylemem lazım. Sanırım Sevil hemşire hasta. Persona da bulaşmış olabilir. Bu odaya da girip çıkıyor ya, bilmek istersiniz diye düşündüm. Kendi kendine test yaparken gördüm. Analize gönderdi. Bir şey yapmamız gerekebilir. O kız burada Erol Bey'in yanındaydı. Tamam bir sakin olalım önce. Sevil'i bul bana. Onun dışında da ben odadayken bir daha böyle girme. Hocam çok özür dilerim ama Erol Bey'in ateşlendiğini bildiğim için siz de bilmek istersiniz diye düşündüm bu durumu. Ben hemen Sevil'i buluyorum. Yalçın hocam tamamdır, söyledim her şeyi. Aferin. Şimdi ortalardan kaybol. Tamam. Şimdi çık işin içinden çıkabilirsen Hakan Hoca. Hakan buna nasıl göz yumarsın? Erol Bey bizim için bu kadar önemliyken nasıl böyle bir hata yaparsın sen? Tamam yahu bir bağırıp durma. Bir sessiz ol, hasta odası burası. Erol Bey'in ateşi zatürresi yüzünden yükseldi. Hem merak etme, ben kontrol ediyorum her şeyi. Sen istediğin kadar kontrol et. Ben Erol Bey'i buradan götürüyorum. Bir yere götüremezsin. Ne demek götüremez? Hastane karantinaya alındı. Yani bu tahlillerin hepsi temiz çıkmadan kimseyi buradan çıkarmazlar. Tamam devam et. Devam et. Çok iyi gidiyorsun. Sakin ol. Nefes alıp ver. Burnundan nefes al ağzından. Ben yapamayacağım. Yaparsın.
Devam et. Derin derin nefes al, ver. Devam et. Hadi. Yapamayacağım. Yapacaksın. Yapacaksın. Yapamayacağım. Hiçbir sıkıntı yok. Devam et. Çok iyi gidiyorsun. Hayır, hadi. Kızımı burada doğurmak istemiyorum. Ne durumdayız? Gayet iyiyiz. Hadi devam et. Merak etme, hiçbir şey olmayacak. Hadi. Sakin ol, nefes al, ver. Hadi devam et. Bu şekilde. Hadi devam et. Evet, evet. Nihayet. Efendim. Neredesin? Başhekimin odasındayım. Canım acıyor! Artık onu almam gerek. Başını görüyorum. Hadi. Yapamıyorum. Yapamıyorum. Yapamayacağım. Yapacaksın. Yapamayacağım. Yapabilirsin. Bak bana. Eğer onu almazsan başına dolanan kordon ona zarar verecek. Anladın mı beni? Hadi. Hadi. Olmuyor. Olmuyor, yapamıyorum. Olacak. Olacak, yapacaksın. Bana bak, yapacaksın. Ben bebeğimi doğumda kaybettim. Sen savaşacaksın. Vazgeçme, savaş ne olur. Lütfen, hadi. Akın. Akın. Lütfen. Akın. Senin bu işte parmağın var mı? Sence? Yine de tüm bunları benim organize ettiğimi düşünmen gururumu okşamadı değil. Bu ameliyat burada yapılmamalı. Yani? Sana ortaklık teklif ediyorum. Erol Bey'e zarar vermek istediğimi düşündüğünü zannediyordum. Öyle mi? Şu anki yerimden oldukça memnunum. Neden başımı ağrıtmak isteyeyim? Öyleyse anlaştık. Anlaştık. Hadi, hadi. Hadi. Aldım. Aldım. Annesi gibi çok güçlü bir kız. Ayağından tut, çevir. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. 39.3. Erol Bey için çok yüksek. Acil müdahale etmemiz lazım. Senin yapabileceğin bir şey yok mu? Hakan Hoca'yı arayacağım.
Ne oluyor ya? Hakan hocam, hemen acilin önüne gelmeniz gerekiyor hocam. Evet, tamam hocam. Bu ne ya? Öksürüyorlar. Emine hemşire. Mine. Mine. Bana bak. Mine. Mine. Onur. Onur. Aç kapıyı Onur. Hocam. Onur. Hocam hemen yukarı gelmeniz lazım. Erol Bey'in ateşi çok yükseldi.